Efendim, Ulus'ta saman pazarına doğru çıkarken sağlı sollu işanları var imiş. Bu işanların terasında bir kıraathane var imiş. Bu kıraathane eski mebusların takıldığı söylenir. Kıraathanenin adını da emekli mebuslar kıraathanesi koymuş. Bu kıraathaneyi sen ben pek bilmeyiz. Çoğu kişi de bilmiyor zaten. Ama gel biz burada olanları seninle bir konuşalım. Bu kıraathanenin sahibi mebusların ilk çağrıcılarından mütekayit Rizeli Dursun Efendi'ymiş. Dursun Efendi mahdumu Temel Efendi'ye devretmiş. Temel Efendi de mahdum İdris'i yetiştirmekteymiş. Hikayemize konu olan bu mekan saat sabah 10'da açılır, akşam 6'da kapanır. Bu takvim yaz kış bu şekilde ilerler. Bu meclise de öyle sen ben herkes giremez normalde. Sadece eski mebuslar girebilir. Eski mebuslar da birini getirmek istedikleri zaman bir kartvizit getirirler. Bu kartvizit hamili kart yakinimdir. İmza mütekaid. Mebusu falanca yazılı ve imzalı bir kartvizittir. Bu kartvizin getirilmesi şartidir. Bu kural çorbacısından simitçisine, çaycısının ayakkabı boyacısı için herkes için meridir. Yani zorunludur. Bu mekanda sabahları çorba, efendim öğlenleri toz, günün her vaktinde ise simit bulunur. Efendim, bu satırların müellifi olan bendenize, meclis eski katipliğinden mütekayit, Bandırma nüfusuna kayıtlı, Ankara Keçiören Beldesi'nde ikamet eden, buradaki ünvanımla katibi Mebusat Ali Cevat'tır. Efendim, malum haliniz eski vekiller arasında bulunmaktan, biraz da yaşımızın kemalden zevale doğru tegarup etmesinden mütevellit, dilimiz biraz ağır veya eski. Ama burada yeni etmeler gibi lakırda etmek ayıp ve düşüklüktür. Zinhar böyle bir hataya düşmemeye azim ve gayret icap ediyor. 3 kuruş emeklilik maaşımıza ilave, 3 kuruş cebimize bir harçlık giriyor, ondan da olmak işimize gelmez. Her ne kadar aldığımız bu 3 kuruş Temel Efendi'nin defteriyle her ay müsavi bir yakına denk gelse de ona da şükür diyoruz. Efendim, yoksa hitamı ömürde evde kadın dığdır çekmediği gibi bir iki lafın belini kıracak da kimse bulamamak bizi buraya mecbur kılıyor. Efendim, çay ocağının tam karşısında eski mebus meclisindekine benzer iki katlı bir kürsü ve duvarında da hakimiyet bila kaydu şart milletindir yazısı ve altında mebus bizatı milletin vekilidir ve vekil asil gibidir tabelası asılıdır. Zira burada her hafta sonu umum içtima yapılır. O hafta içinde memleket dahilinde yaşanan siyasi hadiseler müzakere edilir. Ve bu hadiseler hakkında alınan meclis ve hükümet kararları gözden geçirilir. Kendilerince çözüm önerileri sunarlar. Ben de onları zapta geçerim. Zapta geçirilen konuşmalarından daha sonra çıktı halini alıp dağıtmak benim vazifelerimdendir. Bir gün kıraathanemize ilk gelenler, eski İstanbul mebusu Ali Sahip Efendi ile eski Elazığ mebusu İhsan Efendi'dir. Ali Sahip Efendi 90'da merdiven dayamış olmasına rağmen elinde bastonu, başında fötür şapkası, Grand Tuvalet takım elbisesi, her daim boyalı cilalı ayakkabısı, kolalı mendili ve mütemadiyen sinek kaydı tıraşı ile meraklı gözleri üzerine çeker. Bu eski tüfek halkçı mebusun en büyük muarazı ondan ancak 3-5 yaş küçük olan Demirkırat İhsan Efendi'ydi. Bu ikisinin tartışmaları kıraathanede en büyük eğlence konusu oluyorlardı. Bu ikisi her ne kadar tartışır da tartışırsın, yemek sofrasına beraber oturur, dışarıya hep kol kola çıkarlardı. O gün yine ikisi birbirine girmişti. Konu reisi cumhurun sert üslubiydi. Olmaz birim, bu üslup yakışmıyor. Bu üslup bir devlet idarecisine yakışmıyor. Ne o, kuzu gibi olup da size kurban mı olacak? Efendi, merhum Menderes naif ve kibardı da ne oldu? Size yaranabildi mi? Yok. Paşanız oradan buradan efelenirken darbe hayaline ermedi mi? Yahu azizim, elbette onu kastetmedim. Hem paşa bu işe karşıydı ama adamlar dinlemedi. Vallahi üstadım, siz kabul etseniz de etmeseniz de vaka böyle. Özal da kibardı. Bak onu da zehirlediler. Demek ki biraz sert olmak lazım. Bu esnada önceki dönemde vekillik yapan Cumhur Bey arkasından birkaç delikanlı ile içeri girdi. Ortalığı bir anda curcuna kapladı. Cumhur Bey masaya oturmuş karşısındakilere nutuk çekiyordu.
Ben vekilliğimde Akmadık köy çeşmesi bırakmadım. Meralanıza yalaklar yaptırdım. Kaç köye köy odası yaptırdım. Kaç kişiye ekmek verdim. Ne oldu? Beni desteklemediniz. Şimdi de gelip benden medet umuyorsunuz. Dediniz mi o vekiliniz olacak herife? Cumhur olsa böyle olmazdı diye. Yok. Nerede? Ne gezer? Yok vallahi vekilim. Ben geçen gün yine onun yüzüne cumhur vekilim bizim önümüze düşüp kapı kapı geziyordu. Sen bir bardak çay vereceğim diye kıyın çayın kaçıyorsun dedim. Aha bunlar da şahit. Öyle değil mi la? O ne dedi? Git o zaman kapı kapı gezin onunla. Hangi kapıyı açarsanız beni de çağırın dedi. Öyle değil mi la? Vallahi öyle dedi. Kibarca bizi kovdu. Siz de şimdi bana geldiniz. Senin elin kolun uzundur vekilim. Bu işi ancak sen halledersin. Lan oğlum el kol mu koydu hain? Beni bitirdi. Beyefendiye bizi nasıl geçtiyse onu gözüm görmesin diye haber yollamış bana. Yalandır, yalandır. Vallahi vekilim. Beyefendiye biz mektup yazdık. Sizi met ettik. O olmazsa teşkilatlar anasız, arı gibi öksüz kaldı derdim. Şard olsun. Cevap geldi mi peki? Bak. Bize gelen pusulada yazanlar aha. Okuyorum. Değerli teşkilat üyemiz, eski vekilimiz, Cumhur Bey partimizin en kıymetli bir üyesi olup bu dönemde kendisi dinlendirilmek üzere geri plana çekilse de en kısa zamanda kendisine uygun bir makam verilecek olup bir sonraki dönem yerel veya genel seçimlerle değerlendirilecektir. Ver bakayım şunu. Dede, siz ne dersiniz bu işe? Hayırlı olsun. İnşallah öyledir. Onlar yine kendi alemine dalmıştı. Cumhur Bey de yanındakilerle hemen dışarı çıktı. O gün öğleden sonra umumi içtima vardı. Öğle sonrası eski vekiller bir bir düşmeye başladılar. Başkanlık divanı kuruldu. Meclis başkanı olan Zeydan Bey kürsüye çıktı. Müteakit Mebusan Meclis riyasetine. Müteakit Mebusan Meclis üyeliklerine vekillikten düşmesi üzerine 10 yıl geçmeyenlerin kabul edilmemesini ve bu durumda olanların üyeliklerinin düşürülmesini arz ederim. Ali Sahip Yılmaz. Takrire imza verenler: İhsan Cansız, Cemalettin Kibar, Rıza Elbir, Cefai Kaplan. Takrir hakkında açıklama yapacak mısınız? Ali Canip kürsüye çıkar. Değerli riyaset makamı ve kıymetli vekala hazretleri. Son günlerde cemiyetimize yol geçen hanına dönmüş. İş takip bürosu haline almıştır. Giren çıkan belirsizdir. Bu durum vekillikten yeni çıkan arkadaşlarımız sebep olmaktadır. Bu arkadaşlarımız bulundukları duruma alışamamışlardır ve bu durumu kabullenememektedirler. Ve yeniden seçilebilmek için yaptıkları teşriki mesailerinde mekanımızı adeta bir özel büro olarak kullanmaktadırlar. Bu durum elbette mazur görülebilir. Ancak bunun yeri burası değildir. Burası Darüşşifa değildir. O yüzden en az 10 yıl vekilliği ara verenlerin cemiyetimize kabulünü intihaba sunarım. Gereğin yapılmasını arz ederim. Doğru söylüyor. Onları dinlemekten usandık. Yanımızdan bezdik. Kendilerini hala vekil sanıyorlar. Bir sürü adamı buraya getiriyorlar. Oturacak yer bile bulamıyoruz. Yeniden vekil seçilecekler diye de burayı kullanmasınlar. Yeter yahu. Canımıza tak etti. Takrir oylamaya sunuldu. 3'te 2 oy çokluğuyla takrir geçti. Hemen karar metnini çıktı haline alıp çay ocağına gönderdim. Tam bu arada Cumhur Bey yine 5-6 kişiyle geldi. Değerli başkan, kurulu olduğumu unutmuşum. Eğer mahsur yoksa buradan izleyeyim yahut çıkabiliriz de. Reis artık sinirlenmiş olacak ki. Efendim, zat-ı haliniz kıymetli misafirlerin daha münasip bir yerde ağırlayınız. Görüşürüz efendim deyip kapıya yönelmişti ki yazıyı gördü. Kıpkırmızı oldu. Temel efendi, buranın üyeliğinden de mi düştük? Temel efendi memnun olmuş olacak ki. Ha şunu bileydin uşağım. Bıktık daha senin hapı gibilerin var davalından. Ha bu kafa dur da demluk değil ki. Lafta kafada demlenmeyi ki bunda. Evet.